gaflet, kişinin hayatında maddi varlıklardan, çok daha önemli olan şeylere karşı korkunç bir ilgisizliktir. Gaflet, İslami manevi incelemelerde sıklıkla tartışılan kilit bir kavramdır. Ve Kevran'ın ile pek çok yerinde geçmektedir. İmam Cüneyd 9, yüzyılda yaşamış bir alim. Gafletin kalpteki tüm hastalıkları besleyen tek patojen olduğunu söylemiştir. Onun argümanı ikna edicidir. Ahmak kelimesinin Arapça karşılığı muvaffaldır, yani kolayca kandırılabilen kişi. Bizim bağlamımızda ise esas ve önemli olandan uzaklaşıp geçici ve nihayetinde anlamsız olana yönelen kişidir. Bazı dil bilimcilere göre insan kelimesinin Arapçası olan insan, yakınlık anlamına gelen üns kelimesinden gelmektedir. Çünkü insan yakın bir arkadaşlığa ihtiyaç duyar. Diğer dil bilimciler ise bu kelimenin Arapçada unutmak anlamına gelen nasya kelimesinden geldiğine inanır. Bu da insanın özelliklerinden birinin unutkanlık olduğunu ve sık sık hatırlatılmaya ihtiyaç duyduğumuzu, dolayısıyla da ruhani uygulamalarda tekrarın merkezi bir öneme sahip olduğunu ima eder. İmam Mevlud'un burada bahsettiği gaflet, en tehditkar biçimidir. İlahi amaçtan, hesap vermekten ve ahiretteki diriliş, nihal duruş ve yargıdan gafil olmak. Bu olayların tam tezahürü, zamanlaması tüm erkeklerin ve kadınların başlarının üzerinde gezinen, bir sır olan ölümün ince duvarıyla şu anda bize örtülüdür. Bu olayların gerçekliği gayb aleminde saklı olsa da, Bizden beklenen peygamberin getirdiklerini kabul etmemiştir. Bu tüm peygamberlerin göreviydi. İnsanları gayba inanmaya çağırmak, söylediklerine güvenmek, öğretilerine bağlanmak. Mağaranın girişinde mağaradakilerin gerçek olduğuna inandıkları gölgeler saçan, bir lamba bulunan bir mağaradaki insanlarla ilgili iyi bilinen bir alegori vardır. Bir kişi mağaradan çıkıp gerçek dünyayı, güneşi, yıldızları ve ağaçları gördüğünde, diğerlerine dünyalarında, mağaralarında gördüklerinden çok daha fazlası olduğunu söylemek için mağaraya geri koşmuş. Fakat insanlar onun söylediklerinden korktular ve onu inkar ettiler. Alay ettiler ve sonra da fiziksel olarak saldırdılar. Peygamberler insanları uyuşukluklarından uyandırmak, onları sanırlı yaşamlardan ve gafletten farkındalığa taşımak için geldiler. Peygamberlerin çoğu öldürüldü. Hepsi sert bir muhalefetle karşılaştı. Kur'an'da da gafletten farklı şekillerde birkaç kez bahsedildiğini göreceksiniz. Ancak neredeyse her zaman gaflete atıfta bulunur. Kur'an gafleti ifade etmek için başka kelimeler de kullanır. Kevrana gülenler samidundur. Onlar kendilerini eğlenceye öylesine kaptırmışlardır ki gerçeklerden habersizdirler. Hesap günü, kafiller azaplarına sürüklenecek. Ve yol boyunca onlara şöyle denecektir. Bir zamanlar bundan gafil idiniz. Şimdi sizden perdenizi kaldırdık, artık bugün görüşünüz keskindir. Allah, peygamberlerin mesajına kulak asmayan kafirlerden gözlerinin üzerinde bir örtü güta. Varmış gibi söz eder. O halde gafletin nihai travması, olayları gerçekte oldukları gibi görmemektir. Bu, ilahi işaretlerin fark edilmeden geçip gitmesine izin veren bir yaşam biçimini seçmektir. Hazreti Peygamber, Yüce Allah'ın kendisini her şeyi kendi gerçekliği içinde, açık ve seçik olarak göstermesi için dua etmiştir. Bana hakkı hak olarak göster ve ona uyma yeteneği ver. Bana batılı batıl olarak göster ve ondan kaçınma yeteneği ver. Cuma mevlut, gafletin aynı zamanda Allah'ın emrettiği ve yasakladığı şeylerden gaflet etmek veya ikisi arasındaki farkı önemsiz görmek olduğunu söyler. Gafletin tedavilerinden biri de iyi ve samimi arkadaşlıklar kurmaktır. Neredeyse tüm geleneklerde ve kültürlerde. Kişinin arkadaşlık ettiği kişilerin kişinin kalbine ve ahlakına etki ettiği kabul edilir. Etrafı samimi ve güvenilir insanlarla çevrili olan biri onlardan yalnızca fayda görür. Bir kişi hata yaptığında bile iyi arkadaşlar kişiye hatırlatır ve onu doğru getirir. Tedavi, gerçek düzeltici niteliklere sahip dört şeydedir. Bunlardan ilki tövbe ve istiğfardır. Düzenli bir ibadet olarak, salih hatalarımız tarafından yakından takip edilen peygamber öğretilerine göre, Kişi günde en az 70 veya 100 kez af dilemelidir istiğfar. Bu uygulama kişinin yaptıklarının muhasebesini yapmasıyla bağlantılıdır. Günün sonunda tüccar kazancını hesaplamak. Deyim yerinde ise terazinin ne dediğini görmek için defterine bakar. Ahlaki terazide bundan daha az önemli değildir. Ve her birimiz Allah'ın rızasına uygun olarak kaybettiklerimiz ya da kazandıklarımızla ilgili olarak birer tüccar sayılırız. Bir kayıp söz konusu olduğunda, ki bu sık rastlanan bir durumdur. Allah'tan bağışlanma dilemek her şeyi dengeler. İkincisi, Yüce Allah'ın katında rütbesi olan salih insanları ziyaret etmektir. Klasik olarak, Kur'an ayetinde belirtildiği gibi, insanlığın sıralaması şu şekilde ilerler. Peygamberler en nebiyin, doğru olanlar es sıddıkin, şehitler es şüeda ve salihler es salihin, salih kelimesi kalp sağlamlığı ve mükemmel karakter kavramını ifade eder. Daha açık bir ifadeyle, Allah'a hakkını veren, onun emirlerini yerine getiren ve yasaklarından kaçınan kişi anlamına gelir. Bu, ibadetin yanı sıra diğer insanlara karşı mükemmel davranışı da içeren hakkul ibada. Yani Allah'a ibadet etme hakkıdır. Yani doğru bir kişi hile yapmaz veya yalan söylemez. O, kişinin arkadaş olarak araması gereken türden bir kişidir. Alimler, manevi yükseliş protokolünün bir parçası olarak, salih kişileri ziyaret etmeyi her zaman teşvik etmişlerdir. Bu kişiler ölüleri olduğu kadar yaşayanları da kapsar. Eğer Medine'ye gidilirse, büyük Müslümanların kabirlerinin ziyaret edilmesi ve onlara selam iletilmesi tavsiye edilir. Peygamberimiz vefat sahabelerinin kabirlerini ziyaret etmiştir. Peygamber önceleri kabir ziyaretini yasaklamış ancak daha sonra teşvik etmiştir. İslam öncesi dönemde kabir ziyareti bir tür kutperestlikti. Genç toplum bundan arındırıldığında, Peygamber'e Allah tarafından önceki emri yürürlükten kaldırma izni verildi. Kabirleri ziyaret etmek ölümü ve ahireti hatırlatır. Gaflete karşı bir silahtır. Peygamber'in bir kabrin yanından geçtiği ve orada ağlayan bir kadın gördüğü bir hadis vardır. Kadına sabretmek daha iyidir dedi. Kadın peygamberi tanımayarak, sen benim gibi acı çekmedin diye cevap verdi. Bunun üzerine peygamber yanından ayrıldı. Birisi ona peygamberle konuştuğunu söylediğinde, peygambere gitti ve kimin ne konuştuğunun farkında olmadığını açıkladı. Peygamber, gerçek sabrın sabır. Bir musibete ilk maruz kalındığında gösterilen sabır olduğunu söyledi. Eğer kişi sevdiği birini kaybettikten bir yıl sonra sabır gösterirse, bu kevranemle öldüğü sabır değildir. Bu yüzden salih sevdiklerimizin kabirlerini ziyaret etmek duyguları kontrol etmeyi gerektirir. Aramızda hayatta olan salih kişileri, gerçekten salih ve bilgili olanları ziyaret etmek mükemmeldir. Bir kişi başka bir kişiyi unvanına göre yargılayamaz. Modern zamanlarda birçok Müslüman ülkede, erkeklere babadan miras kalan şeyh unvanı verilmektedir. Sonuç olarak, bu unvana sahip olup da cahil olan insanlar vardır. Bu dünyada şarlatanlar vardır ve hiçbiri dini bir şarlatandan daha tehlikeli değildir. Fas'ın kentinde yaşayan bilgili bir adam şöyle demiştir: Allah helal rızık kazanma yollarını sayısız kılmıştır. Dini gösterişi çıkar sağlamak için kullanan biri özellikle kötüdür. Bu, dini öğreterek geçimini sağlamanın yanlış olduğu anlamına gelmez. Alimlere göre bu tamamen caizdir. Her ne kadar İslam'ın ilk ataları buna karşı çıkmış olsalar da, daha sonra örneğin Kur'an öğreterek geçimini sağlamanın onurlu olduğunu gören alimler tarafından bu tutum değiştirilmiştir. Özellikle de din eğitimine olan talep katlanarak arttıkça ve öğretmenler de herkes gibi geçim sıkıntısı çektikçe, İmam Mali'ye iyi bir servet verildiğini biliyoruz. Ancak ihtiyaç sahiplerinin yararına özgürce harcama yaptığı da bilinmektedir. O, bilgili olduğu kadar, serveti konusunda akıllı ve cömertti. Bir kişinin gerçekten bir öğretmen olarak kabul edilebilmesi için zahiri İslam ilimlerin bilgisini, batını manevi deneyimle birleştirmesi gerekir. Ne yazık ki çağımızda, İslam'ın içsel ve dışsal yönleri arasında sık sık bir uçurum yaratıyoruz. Birbirine karşı konumlanmış iki kamp, yine de peygamberin orta yolu vardır izlenecek en iyi yol. Salih bir kişiyi ziyaret ettiğinizde, konuşmanız boş bir sohbet değil. Özlü bir konuşma olmalıdır. Aranması gereken faydalar, bilgi edinmek ve salih kişinin duasını almaktır. Hatta dualarında sizi de almalarını isteyin. Çünkü onların duaları Allah katında sizin dualarınızdan daha makbul olabilir. Nasıl ki salihleri ziyaret etmek tavsiye ediliyorsa, kişi başkalarının ziyaret etmek için aradığı salih kişi olmaya çalışmalıdır. İmam Midin Ataullah şöyle demiştir. Eğer Allah'ın sizi şu anda alıp aziz müminlerinden evliyalarından biri yapabileceğine inanmıyorsanız, onun gücünden habersizsiniz demektir. Üçüncü tedavi ise peygamberimize hayır dualarda bulunmaktır. Bu aslında yüce Allah'ın bir emridir. Kendisi, Ey iman edenler, peygambere salat ve selam edin. Sahabi Übey bir keresinde peygamberi Allah'a alma zikir doğasının ne kadarının peygambere doğu olması gerektiğini sormuştu. Dörtte birinin iyi olacağını söyledi. Ve daha fazla eklerseniz daha iyi olur dedi. Bunun üzerine Übey, peki ya yarısını yaparsam? diye sordu. Peygamber bunun iyi olduğunu söyledi ve daha fazla eklersen daha iyi olur dedi. Übey, peki ya dörtte üç yaparsam? diye sordu. Peygamber iyi olduğunu söyledi ve daha fazla eklersen daha iyi olur dedi. Bunun üzerine Übey bütün zikrini bu şekilde yapacağını söyledi. Peygamberimiz de bu iyidir dedi. Hazreti Peygamber'e hayır duada bulunmakla ilgili büyük bir nur vardır. Side al bir keresinde şöyle demiştir. Eğer bir mürşidiniz yoksa, o zaman mürşid görevi gören Hazreti Peygamber'e hayır dualar edin. Pek çok alim, peygambere salavat getirmenin ruhu arındırdığı gerçeğine onaylamıştır. Bazıları bunu günde en az 500 kez tekrarlamayı tavsiye eder. Bazıları ise günde 5000 defa tekrarlanmasını tavsiye eder. İmam Malik her zaman peygamberimiz için bereket duaları yapardı. Muhaddisler peygamberlik geleneği bilginleri bu uygulamayla tanınırlar. Gafletin dördüncü tedavisi Kur'an okumaktır. Tadabbur tefekkür ile okumak kalbi uyandırır. Ancak sade bir şekilde okunması da faydalıdır. Ilgili Müslümanlar, bir kişinin her gün Kevriyane'ne 30'da birini cüz okumasını tavsiye etmişlerdir. Eğer bu zor geliyorsa, sabah namazından sonra Yasin 36 suresini, akşam namazından sonra Vaka 56 suresini ve akşam namazından sonra Mülk 68 suresini okumak ruha büyük fayda sağlayacaktır. Yeni Müslümanlar Kur'an metnini nasıl okuyacaklarını öğrenmek için var güçleriyle çalışmalıdırlar. Bu arada Arapçayı okuyabilene kadar. Tanınmış Kur'an okuyucularını dinlemeleri veya iyi bir çevirisini okumaları tavsiye edilir. Kişinin düzenli olarak Allah'ın kitabı ile meşgul olması önemlidir. Kur'an dilinin gerçek sesleri nefes kesici ritimler ve kelimeler ilaç gibidir. Enerji dinamikleri açısından bakıldığında, her maddenin belirli bir dalga boyunda bir rezonansı vardır. Bir ilaç hastalığı iyileştirmek için rezonansa girer. Kur'an'ın sesleri de böyledir. Ey insanlar! Rabbinizden bir öğüt göğüslerde olana bir şifa ve inananlara bir hidayet ve rahmet gelmiştir. Kişi Kur'an okuduğunda, dilini hareket ettirerek göklerin ve yerin Rabbinin vahyedilmiş kelimelerini telaffuz eder. Ve bu kelimelerin bir sesi vardır. İnsanlar Kevrihan'ı ilk kez duyduklarında genellikle hayrete düşerler sese hayret ederler. Bu yüzden Kevrihan'ın güzelliğinin sesin yanı sıra anlamları da içerdiğini bilmek önemlidir. Bunlar İmam Mevlüd'ün gaflet için önerdiği dört tedavidir. Allah, peygamberin kendisini. Kalpleri gaflet içinde olanlara uymaktan sakındırır. Hakikatten yüz çeviren insanların Allah gafletlerini artırır. Kafletle ilgili ilginç olan şey, bu hastalığın boyutu ne olursa olsun, herkesin eninde sonunda ondan kurtulacak olmasıdır. Asıl zorluk bu yaşamda. Yani sınavlar ve denemeler arenasında itaatimizin bir anlam ifade ettiği zamanlarda iyileşmektir. Bir insan öldüğü an, perdeler aralanır. Cehennem ateşinin sakinleri bile artık kaflet cehenneminde yaşamayacaktır. Bizler Allah'ı hatırlamak için yaratıldık ve eğer bazılarına bunu hatırlatmak için cehennemin sıcağı gerekiyorsa öyle olsun. Allah'tan bizi bu dünyada kendisini ananlardan, ahirette de kurtuluşa erenlerden kılmasını diliyoruz.